Önce şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul edecek. Canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Sohbetimize birazdan kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 97. yılındayız. Bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar vardı. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hemen öncesinde, tebrikleri kabul etmeden hemen önce Anıtkabir'deydi. Canlı olarak ekranlarınıza Yargıtay getiriyoruz şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u gördük. İlk geçenler arasındaydı. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan selamlıyor kendilerini. Kutlamaları, tebrikleri kabul ediyor bugün çerçevesinde. Ah Haber muhabiri Lamia Ayhan şu anda telefon attığımızda. Lamia, sözü sana bırakalım. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde külliyede tebrikleri kabul ediyor. Şu dakikalarda kabine üyelerini görmekteyiz. Öncesinde ise Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve sonrasında yine Anayasa Mahkemesi Başkanı gelmişti ve şu an itibariyle kabine üyeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kapsamında tebrikleri kabul ediyor. Özellikle hemen evet görüntülerde MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğunu ifade edelim. Evet, selamlaştılar. Tabii özellikle yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu törende maske ve sosyal mesafe kuralları uyularak gerçekleştiğinde bir kez daha altını çizmekte yarar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcıları, meclis grup başkan vekilleri yine bu törende. Şu an itibariyle de, şu dakika itibariyle de yine Genelkurmay Başkanı ve kuvvet insanlarını görüyoruz. Elbette ki tabii Cumhurbaşkanlığı'ndaki yetkililer, üst düzey yetkililer de törende yer alan isimler arasında yer alıyor. Bir kez daha altını çizecek olursak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu törenin sonrasında yine özel bir açılışa da katılacak. Hemen onun altını da çizelim. Cumhuriyet'in 97. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Hakimiyet Milletindir sloganıyla hazırlanan sergi ve milli mücadelenin siyasi, askeri, diplomatik boyutları yanında kültüre ve gündelik hayata yansıyan örneklerinin yer aldığı bir serginin olacağını da söyleyelim. Evet, şu anda yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da gördük. Yine askerlerin yer aldığını ifade edelim ve tabii yabancı misyon şefleri de olacak burada. Bir sonraki kabul çerçevesinde onlar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlamalar çerçevesinde tebriklerini iletecekler ki gelmeye başladıklarını da ifade edelim. Artık şu an itibariyle yabancı ülke misyon şefleri de burada olacak. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu tören öncesinde Anıtkabir'deydi. Anıtkabir'de atanın huzuruna çıkıp Anıtkabir özel defterini imzaladı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve oraya yazdığı mesajlar da oldukça önemliydi. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak için, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tabii an itibariyle yine tören devam etmekte. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikler devam ediyor. Yabancı misyon şefleri halihazırda yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmekte. Bir kez daha ifade edelim. Anıtkabir'deydi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu törenin öncesinde Türkiye bugün demokrasiden, özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır yazdı Anıtkabir özel defterine Başkan Erdoğan. Yine ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır dedi. Evet, görüntülerde bir kez daha görüyoruz ki çok sayıda ülkenin yine büyükelçileri, evet, yabancı misyon şefleri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan, evet, Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini sunuyorlar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Lamia Ayhan'a çok teşekkür ediyoruz.